Herkese iyi akşamlar. Yeni bir programımızla karşınızdayız. Evet, geçen hafta olduğu gibi bu akşam da yeni girişimci arkadaşlarımızla beraber olacağız. Bu sefer üniversiteden genç girişimcilerimizle beraberiz. Geçen yıl başladıkları daksici maceralarını bizlere anlatacaklar. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. İsterseniz öncelikle kendinizi bize tanıtarak başlayalım. Tabii. Buyurun Burak Bey. Ben Burak Bilgen, Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünde okuyorum. 23 yaşındayım. Daksici firmasıyla yolumuza devam ediyoruz diyebilirim. İzmir'de doğdum aslen. Evet. Kıbrıslıyım ama Gargalent'ten. Evet, ben bu kadar tanıtabilirim. Yani. ben Mehmet Nuri Balat. 97 Ortaköy'de doğdum, Lefkoşa'da. Yazılım mühendisliğinden, Doğu Akdeniz Üniversitesi yazılım mühendisliğinden mezun oldum. Ardından şu anda aynı şekilde Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek lisansıma devam etmekteyim. Daksici ekibinde de yazılım geliştiricisi olarak devam etmekteyim şu anda. Evet, ikinizi de tebrik ederim valla öğrenciliğe. Çok güzel şeyler başarıyorsunuz bu öğrencilik döneminde. Evet, taksici nedir Burak Bey? Onunla başlayalım isterseniz. Tabii. Temel Bey, şimdi taksici online taksi çağırma aplikasyonudur. Aslında dünyanın birçok yerinde yaygın olarak kullanılan bir sistem diyebiliriz. Evet. Biz bu sistemi aynı şekilde hani onlardan yola çıkarak yazdık ve geliştirdik. Evet. Geliştirmeye devam ediyoruz. Dünyada aslında bunun birçok örneği var dedik. İşte mesela İstanbul'da bir taksi uygulaması var. Globalde Uber gibi uygulama Peki, var. Peki çıkış noktası neydi fikrin? Nereden aklınıza geldi böyle bir şey yapmak? Şimdi aslında onun hikayesi çok böyle yadigar bir hikaye. Benim diğer ortağımla beraber, kendisi şu anda bir kampta olduğu için katılamadı. Ona da selamlarımı ileteyim. Şimdi okuldan çıktık. Okulda hani böyle dedik, babaanne çağırdı. Babaannem de benim biraz böyle şey bir kadın. Hani gelsin çocuklar yemek yesin isteye. O zamanlar araba yok tabii. Okuldan babaanneye gitmek istiyoruz. Ama taksi de yok piyasada. Çıkıyoruz, taksiler boş geçmiyorlar. Durakta da taksi yok. Hani İstanbul'da yaşıyordum ben uzun bir süre. İstanbul'da hani böyle uygulamalar var. Hani bir taksiyi zaten herkes bilir İstanbul'da. Kullanıcısı da fazla bu arada. Evet. Her neyse işte dedik, böyle bir uygulama var mı acaba Kıbrıs'ta? Bir baktık yani işte App Store'dan baktım, bir uygulama bulamadım o zamanlarda. Hani yani bak, dedik ki çok niş bir pazar. Hani böyle bir uygulama yani tutuyor da, dünyada da var örnekleri. Hani böyle bir uygulama çıkartalım diye çalışmalara başladık aslında. Planlaması o şekilde olmuştu. Anladım. Yani Kıbrıs'ta genelde bildiğim kadarıyla herkesin bir taksicisi var. İşte telefonda ona ulaşıp çağırıyor. Siz burada farklı bir bakış açısı getirdiniz aslında olaya. Aynen öyle. Aslında pastayı küçültmek değil, pastayı büyütmeye yönelik bir çalışma uyguladık. Çünkü hani dediğiniz gibi herkesin bir taksicisi oluyor. Ama telefon müşterisi ne kadar oluyor? Hani onu bir görmek gerekiyor aslında. Taksicinin kişi başı ortalama 10 temel şeyi oluyor, müşterisi oluyor. Biz bunu 20'ye, 30'a çıkarmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda çünkü hani her zaman 10 kişi taksi ihtiyacı olmayabiliyor. O şekilde hani yolda banket yapmak zorunda kalıyorlar veya durakta boş beklemek zorunda kalıyorlar. Biz onlara müşteri bulmaya hedefliyoruz. Daha fazla müşteri bulmaya hedefliyoruz onlara uygulamasından. Aslında hem zaman, anladığım kadarıyla hem zamandan tasarruf ediyorlar hem yakıttan. Yani burada ciddi iki türlü bir kazanım var içerisinde. Evet, ciddi bir kazanım oluyor. Çünkü dediğim gibi hani boş beklemiyorsunuz. Sürekli olarak bir telefondan hani uygulamadan çağrı geliyor ve hani zamanınızın çoğunu hani yolcuyu taşıyarak geçirmek durumunda kalıyorsunuz. Anladım. Böylelikle boşa geçen zamanı da aslında değerlendirmiş oluyor. Evet, aynı zamanda müşteri portföyünü geliştirmiş oluyor. Yani sadece kendi telefon müşterisine veya durak müşterisine değil, diğer potansiyel müşteriye de ulaşmış oluyor anladığım kadarıyla. Evet. Tabii ki. Zaten hani şey de önemli. Böyle uygulamaları yabancı öğrenciler daha çok kullanmayı tercih ediyorlar. Veya Türkiye'den gelen öğrenciler kullanmayı daha çok tercih ediyorlar. Ki zaten hani Kıbrıs'ın genelinde taksi kullanımı, yani yerli Kıbrıslılarla taksi kullanımı çok sık rastladığımız bir olay olmadığı için öğrenci yönelik oluyor. Ve öğrenciler de sürekli gezip hani boş zamanlarında taksiyle bir yerlere gittikleri için taksicilere yoğun bir iş imkanı yaratacağını hedeflemekteyiz. Anladım. Önümüzdeki zamanlarda. Yanlış duymadıysam Uber gibi dediniz. Yani normal kişiler de burada taksi hizmeti verebiliyorlar mı yani şey sistemde kullanıcı olarak? Hayır, aslında şu şekilde veriyoruz. Uber gibi dediğim kasıt yani şeydi, mantık aynı çalışıyor. Biz normalde yasal taksicilerle iş yapıyoruz. Yani herhangi bir korsan taksinin sisteme girmesi,
Mümkün değil. Öyle mi? Tabii. Ha, hatta iyi. Biz kendimiz birebir de görüşüyoruz. Evet. Taksici olduğuna dair kanıtları arıyoruz. Kanıtları alıyoruz. Lisansını alıyoruz. Tabii tabii, evet. Lisansını evet. alıyoruz. Ve ondan sonrasında uygulamaya kendimiz kayıt Hı-hı. yapıyoruz. Yani herhangi bir kişinin yani driver olarak kaydolmasının mümkünatı yok. Sistemi biz açıyoruz kendilerine. Evet. Anladım. Hem T lisansına sahip olması lazım hem de sürücünün taksici evet. lisansı olması lazım. Evet, kesinlikle öyle. Kesinlikle. Hmm. Onun dışında hani ben geleyim Uber gibi sizde çalışmak istesem veya işte turizm lisansı olan bir olmuyor. Hayır, yani. Olmuyor. Anladım. Maalesef. Yani sadece yasal taksicilerle çalışmak durumundayız ve evet. Yani dediğim gibi hani koçanlarına da kadar her şeylerinin belgelerini alıyoruz tabii. Burada da tabii güvenliği herhalde evet. Güvenlik için. Evet, güvenlik için. Kesinlikle. Evet, peki Mustafa Bey, uygulama nasıl çalışıyor? Biraz anlatabilir misiniz bize? Bizim aslında Apple Store'da ve aynı zamanda Play Store'da olmak üzere hem müşterilerimiz için hem de taksicilerimiz için iki farklı uygulamamız bulunmakta. Evet. Müşterilerimiz indirmiş olduğu uygulamayla doğrudan kayıt yapabiliyorlar. Ancak sürücülerimizden biz dediğimiz gibi bazı resmi belgeleri talep etmekteyiz. Belgeleri incelendikten sonra biz kaydını yapıp giriş bilgilerini gönderiyoruz sürücülerimize. Evet. Ardından baktığımızda sürücü uygulaması, kullanıcı uygulamasına müşterilerimiz giriş yaptıktan sonra gitmek istediği lokasyonu seçip uygun servis tipini seçiyorlar. Örneğin bu servis tipleri işte hatchback, sedan, farklı servis tiplerimiz, evet, araç iyi. Servis tiplerimiz mevcut olmakta. Evet. Buradan ortalama sürüş süresi, evet. ortalama fiyat değerini buradan görebiliyorlar. Evet. Ardından sürüş isteğini gönderdikten sonra ise müşterilerimize çok daha iyi bir şekilde hizmet verebilmek için aslında biz yapılan isteğe en yakın taksiciye biz hı hı. sürüş isteğini göndermekteyiz. Evet. Kabul edildikten sonra sürüş başlatılıyor. Bitirildikten sonra ise birbirlerini değerlendiriyorlar. Hı hı. Eğer herhangi bir olumsuzluk varsa, olumsuz yorumlar varsa biz hemen anında aksiyon alıyoruz bu gibi durumlarda. Evet. Bunun yanında baktığımızda şey bulunmakta, kupon uygulamamız bulunmakta. Hı hı. Yani müşterilerimize aslında biz kupon uygulamaları ile sürüşlerde indirim hakkı hı. sağlıyoruz. Evet. Bunun yanında bir de panik butonu entegrasyonumuz bulunmakta. Yani sürücülerimizin güvenliğini sağlayabilmek için her bir taksiye panik butonu entegrasyonunda bulunuyoruz şu anda. Kıbrıs'ta böyle bir uygulama yok bildiğim Aynen. kadarıyla. İlk kez siz mi Aynen. yapıyorsunuz bunu? Şu anda biz de yani herhangi bir durum olmasında yani evet. hırsızlık gibi durumda, kaza anında yani acil durumlarda panik butonuna basarak sistem üzerinden bir bildirim gönderiliyor. Yardım çağrısı. Aynen, yardım çağrısında bulunuyor. Bu yardım çağrısıyla da biz ilgili yetkilileri yönlendirmesini yapıyoruz. Hı hı. Burada peki nasıl oluyor? Lokasyonu alıyorsunuz herhalde, cihazı zaten takip evet. ediyorsunuz herhalde. Peki takside bir cihaz mı var yoksa telefon üzerinde mi oluyor bütün bu trafik? Bu uygulama aslında cihaz üzerinden, yani cihazımız bulunmakta evet. uygulama üzerinden biz şey yapıyoruz, yani sinyal gönderiyoruz. Hı hı hı. Buradan kendi panelimiz var, kendi canlı destek ekibimiz var. Hı, canlı okay. destek ekibimizdeki kişiler gelen işlemleri inceleyip anında ilgili şeylere, birimlere yönlendirme yapıyor. Anladım. Güzelmiş. Yani burada anladığım kadarıyla hem bir bağlılık programı var arka tarafta, hem evet. müşteri tarafı için. Peki diğer tarafta şoförler için artı bir şeyler yapıyor musunuz Burak Bey? Tabii şimdi şoförler için olmazsa hı hı. olmaz tabii kendi sistemimize evet. giren birçok taksiciye yani vermiş olduğumuz faydalar da var. Mesela örnek verecek olursak şu anda akaryakıt hizmeti, indirimli akaryakıt hizmeti vermek için çaba sarf ediyoruz. Evet. Yani bu aslına baktığınızda bir taksicinin en çok sıkıntıya girdiği Hı-hı. durum oluyor. Biliyorsunuz evet. hani zamlanan benzin fiyatları, Hı-hı. akaryakıt fiyatları diyelim. Anladım. Yani fayda sağlamaya çalışıyorsunuz. Tabii öyle tabii, tabii. Yani Hı-hı. en çok problem edilen evet. konu şu anda. İndirimli akaryakıt sağlayabilmelerimi evet. yani sağlayabilmek için şu anda çalışmalar yapıyoruz. Hı-hı. Örneğin onların istediklerini de dinliyoruz. Mesela Hı-hı. taksi içi iyileştirmelerde bulunmayı hedefliyoruz yakın zamanda. Evet. Bunları açacak olursak işte maske dağıtını, hı hı. Arabalara dezenfektan veya işte böyle şey bezleri, evet. ıslak mendil, o tür faydalar sağlamaya da hedeflemekteyiz. Hı hı hı. Ekstrasında herhangi bir kaza durumunda evet. Çekici
sağlıyoruz kendilerine. Hani bir evet, şey, Mehmet Bey bahsettiği panik butonunda evet. Herhalde şey. Evet, panik butonuyla entegreli ve panik butonunu da aslında şöyle de açabiliriz. Panik butonu hem müşteride oluyor. O da telefon bazlı olacak. Evet. Telefonun içerisinde, aplikasyonun içerisinde olacak. Taksicide düğme düğmesi var. Yani panik butonu. Evet, fiziki bir buton var. Evet, fiziki bir buton ve onunla beraber iletişime geçiyorlar. Evet. Peki yani yolcu tarafında aksi bir durum olduğu anda imdat çağrısı yapabiliyor sistem üzerinden. Evet. Doğru mu anladım? Öyle doğru. Çalışıyor. Evet. Mesela başka verdiğimiz faydalardan bir tanesi de kolay tahsilat. Çünkü dediğimiz gibi hani hedeflediğimiz noktada online ödeme gerçekleştirdiğimizde yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Artık herhangi bir taksicinin müşteriyle bir para elden alışverişi olmayacak. Yani o konuda da onları azıcık rahatlatacağız. Şimdi burada biliyorsunuz zaman. Kıbrıs'ta hani taksimetre kullanımı vesaire falan mesafeler hani çok oturmamış durumda. Evet. Ben mesela gideceğim mesafeyi ne kadar tuttuğumu bilebilecek miyim şeyde sistem üzerinde? Evet, sistem üzerinde görebilirsiniz. Yani seçmiş olduğunuz yani alınacak nokta ile varış noktası arasındaki konumu seçtikten sonra ortalama ne kadar süre, ortalama tahmini ücret ne kadar bunları uygulama içerisinde görebiliyorsunuz. Yani bir yere önce yani bir sürüş gerçekleştirmeden önce en azından fiyatı hakkında yani müşterilerimiz bilgi edinebilecek. Ortalama bir fiyat verebilecek orada. Evet. Yaklaşık bir değer veriyoruz. Anladım. Bir de örnek verecek olursak taksicilerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi de araca binen yabancı öğrencilerle anlaşamama durumu oluyor. Dil problemi. Evet, dil problemi oluyor. Bunu da yaklaşık bir 2 yıl içerisinde çoğu taksiciden görüp hani duyduğumuz şeyler bunlar. Böylece uygulamada zaten gitmek istediği rotasyonu gördüğü için taksici herhangi bir iletişime geçip de onunla hani birebir konuşmak durumunda kalmıyor. Evet. Çünkü bu çok büyük bir sıkıntı oluyor. Ya işte öğrenci bir yere gitmek istiyor, yabancı öğrenci. Diyelim ki işte Mausa'da Palmiç'e gitmek istiyor ama taksici onu anlayamıyor. Yani demek ki anlayamadığı için yani dil sıkıntısı olmuş. Yani ben gideceğim yeri işaretliyorum. Evet. Aslında taksici gelirken benim nereye gideceğimi biliyor. Yani sürüş isteğini, sürüş isteğini yani müşterilerimiz sürüş isteğini aslında gönderdikten sonra gelen istekte detaylarında zaten yani hangi müşteri isteği göndermiş, alınacak varış noktası, gidilecek varış noktası neresi burasını görüp değerlendirebiliyorlar. Evet. Yani. Peki ben mesela İstanbul'da yaşadım uzun yıllar. İşte bir taksi kullanıcısıydım. Evet. İtaksi var bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kullandım. Orada mesela şoför hakkında bilgi de alabiliyoruz, puanlayabiliyoruz. Bu tarz uygulama var mı sizin? Evet, yani dediğim gibi sürüş sonunda her iki kullanıcımızda hem müşteri tarafımız hem de taksicimiz sürüş değerlendirmesi yapıyor. Yani aslında iki taraf birbirini değerlendiriyor. Evet. Yani orada artık yani yapmış olduğu değerlendirmeye göre de yani müşterilerimiz istek gönderdikten sonra hangi taksici kabul etmişse mesela onun değerlendirmesini görebilir. Aynı şekilde müşterinin değerlendirme puanları görebilir. Belki de iyi bir müşteri değil, sıkıntılı bir müşteri. Evet. Yani bu konular hakkında yani istek gittiğinde, sürüş isteği gönderildiğinde bilgi edinebilirler. Siz bunlarda nazım kararı ya bir ödül ya da bir yaptırım gibi bir şeyler yapıyorsunuz herhalde. Evet. Evet. Bu şeyde. Mesela kupon uygulamasını en fazla kullanan taksici müşterimize hediye vermiştik geçen aylarda. Onun gibi yani bir ödül sistemimiz de mevcut. En fazla yolcu taşıyan, en fazla işte uygulamayı kullanan, aktif olan gibi ödülleri de. Yani hem yolcu sağlıyorsunuz hem bunun dışında ekstra maddi faydalarda bulunuyorsunuz. Evet, mesela hatta yani ufak şeylerde de yardım ediyoruz. Mesela indirimli telefon konuşması mesela en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Evet. İnternet paketi zaten uygulamayı kullanırken internet gerekiyor. Bunun için de hani neden bizim müşterimiz cebinden ödesin? Biz ona bir fayda sağlamamız gerekiyorken yetkili kişilerle, yetkili firmalarla görüşüp onlara geniş arama dakikaları ve bol internetli paketler sağlıyoruz. Çok iyi, çok iyi. Yani bunların olması hem taksici tarafında hem uygulamacı tarafında güzel şeyler düşünmüşsünüz. Elinize sağlık. Evet. Peki bu ücret değil mi peki bu şey üyelik bu sisteme? Yani ilk yıl biz... Ben mesela kullanıcı olarak sorayım. Ben herhangi bir ücret ödüyor muyum yolculuk dışında? Siz herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Kullanıcılardan herhangi bir ücret almıyoruz. Öyle mi? Yok. Herhangi bir komisyon vesaire falan. Herhangi bir talep yok. Sadece uygulamalar ücretsiz bir şekilde Apple Store'dan veya Google Play'den indirip doğrudan kayıt yapıp sürüş isteğinde bulunabilirler. Evet. Peki taksici tarafından nedir durum? Onlardan ilk dediğim gibi bir sene boyunca ücret almayacağız diye bir söz vermiştik ki onlardan da almadık bu sene zarfı boyunca. İleriki dönemde komisyon üstünden çalışmayı, yolcu başına komisyon almayı hedefliyoruz. Yani sürüş üzerinden bir komisyon oranı tahsil edeceğiz. Evet, komisyon tahsil edeceğiz.
Okey. Yani bu geçirdiğimiz süreçte ne kadar oldu peki uygulamayı siz devreye alalı? Bir yıldan daha az. Test evet. aşamasında mı şu anda? Evet. Lansmanı yapıldı mı yoksa? Lansman Eylül ayında yapmayı hedeflemekteyiz. Evet. Şu anda bir yılı doldurmadık. Yaklaşık 9 ay diyebilirim. Hani... Bu geçtiğimiz süreç içerisinde yaşadığınız zorluklar nelerdi? Biraz onlardan bahsedin. Aslında işin en zevkli tarafı o herhalde. Ya, aslında şöyle bir şey var. Ekibimizdeki herkes öğrenci. Evet. Öğrenci olduğumuzdan dolayı da sorumluluklarımız daha fazla. Evet. Bu yüzden dolayı yani planlamış olduğumuz yani örneğin yazılım tarafında planlamış olduğumuz yani bitirmeyi hedeflediğimiz modülleri bazen zamanında bitiremedik. Süreyi aştık. Aşılan süreyi de daha aza indirgemek için daha fazla aslında efor sarf evet. ettik. Yani öyle bir yoğun bir süreçten geçtik aslında şu ana kadar. Burada peki herkes öğrenci olduğuna göre yazılım da size ait o zaman. Evet, tamamıyla yerli. Tamamıyla kendimiz yazdık yazılımı. Burada kaç kişilik bir ekip var bu yazılımın arkasında? Benimle birlikte bir de Hasan arkadaşımız var, kurucu evet. ortağı. O ikimiz birlikte şey yaptık, yani projeyi yazdık. Sıfırdan tamamen. Evet, sıfırdan, tamamıyla sıfırdan her şeyimiz kendimiz Kıbrıs yazdık. Kıbrıs diyebiliriz o zaman. Meydin serbest evet. Elinize evet. sağlık olay, çok iyi. Peki biraz teknolojisinden bahsedebilir misiniz? Nasıl altyapı kullanıyorsunuz? Aslında dediğim gibi iki tane... ön uç tarafı için bizim iki farklı mobil uygulamamız bulunmakta. Evet. Android ve aynı zamanda iOS tarafı için. Android'de Java teknolojisini, iOS tarafında ise Swift teknolojisini kullandık. Hı-hı. Bunun yanında sunucu tarafı için ise Microsoft tarafından geliştirilen bir bulut tabanlı internet bağlantılı bir uygulama sağlayabilmek için kullanılan bir .NET Core framework'ü vardı. Evet. Onunla birlikte yazdık. Aynı zamanda bununla birlikte büyük şirketlerden Google, Amazon gibi firmalara da bazı entegrasyonlarda bulunduk. Evet. Yani onların servislerini de kullandık projemizde. Evet. Haritalandırma vesaire falan. Evet. Google, Amazon gibi yani servisleri şey yaptık. Kullanıyorsunuz. Evet. Çünkü burada. Elinize sağlık. Ya şimdi tabii burada genç girişimciler olarak bayağı bir emek harcamışsınız bunun üzerine. Hepiniz Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisiniz. Evet, evet, okuldan bu konuya ilgili herhangi bir destek vesaire herhangi bir faaliyet var mı bununla ilgili size? Şu an Doğu Akdeniz Üniversitesi ile bir iletişim içerisindeyiz. Evet. Şu anda EMU tarafında bir servis pack açmayı düşünüyoruz. Hı-hı. Nedir bu EMU servis pack? Öğrenciler geldikleri zaman yani öğrenci numaralarıyla evet. sisteme kaydoldukları takdirde indirimli bir şekilde yani indirimli dediğim taksimetre fiyatıyla istedikleri bölgeye gidip gelebilecekler ve gidecekleri bölgenin fiyatını önceden görebilecekler. Çok iyi. Çünkü Kıbrıs'taki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi taksiye bindiğimiz zaman hani nereye tam gittiğimizde hani fiyatın belirli olmaması oluyor. Evet. Öğrenci yani okulun en büyük öğrencilerin en büyük sıkıntı evet. bu gerçekten. Evet. Bu taraftan da evet. bu tarafa yönelmeye hedeflemekteyiz. Bu şekilde çalışacağız yani. Bu arada geçen sormuştun Temel Bey hani şey yaşadığınız zorluklardan bir tanesi bence en büyük sıkıntılardan bir tanesi hani değinmek gerekirse pandemi. Hı-hı. Pandemi oldu. Ve pandemide biliyorsunuz ki hani insanlar evet yani online moda geçmiş olabilirler evet. ama hani gene bizim sistemimizde yine en tarafta taksiye biniyorsunuz ve evet. bir iletişim geçiyor yani bir kapalı bir ortamda oluyorsunuz. Bu sebepten dolayı da insanların taksi kullanımı azaldı. Evet. Taksi kullanmak istemedi çoğu insan. Tabii şimdi pandemiyle beraber turizm evet. olsun öğrenci evet. kalmadı. Biraz o tarafta sıkıntı evet. yaşadınız herhalde anladığım kadarıyla. Evet ama onu fırsata çevirdik. Evet. Dediğim gibi hani sistemin iyileştirmesini sağladık. Hı-hı. Sistemi iyileştirdik, düzenledik. Hatta yani birkaç tane kafeyle anlaştık müşteri tarafından. Çok iyi. Evet yani müşterilere biz kahve ısmarlıyoruz. evet. Yani taksi sürdükleri. O zaman kullanımı arttırayım biraz sizin tarafta. Tabii bekleriz. Peki şu anda kaç şehirde aktif Kıbrıs'ta? Şu anda Kuzey Kıbrıs'ta Lefkoşa, Manisa ve Girne olmak üzere 3 şehirde aynı zamanda Türkiye'de de Kayseri'de faaliyet göstermekte. Öyle anda. Mi yani yurt dışına evet. da açıldık yani. Hızlı. Evet evet yurt dışına o hızlı evet. oldu biraz. Evet. Biraz anlatabilir misiniz? Nasıl gelişti? Şimdi Kayseri'de bir fırsat olduğunu gördük biz. Evet. Yani niş bir pazar, daha önce dediğim gibi hani Kıbrıs'ta olmayan bir sistem. Yani yok yani orada da işte taksi çağırma platformu. Gördük, araştırdık, dedik ki Kayseri'ye hızlıca bir girelim. Talep de var, hani müşteri de var. En azından pandemi döneminde hani Kıbrıs'ta taksi kullanımı çok azaldığından dolayı hani Türkiye'de en azından bir pazarda evet. aktiflik gösterelim diye Kayseri'ye açıldık. Bir ekip kurduk orada hızlı olarak ve orada da çalışmalarımıza başladık. Şu anda da devam ediyoruz. Kayseri'de de test aşamasındayız. Çok oradan iyi. Da bir ücret talep etmiyoruz. Orada zaten hani müşterilerimiz de hani taksi talebi fazla olduğu evet. için
iyi gidiyor Kayseri tarafından. Peki biraz rakamlardan bahsedelim. Nasıl kullanıcı sayıları? Yani şu anda kullanıcı sayımız 3000'in üzerinde. O çok iyi. Yani gerçekten yani hızlı bir şekilde. Yani pandemi 9 ayda evet. Yani 9 ayda pandemi dönemi var. Bunun yanında bir de test sürecimiz vardı. Test sürecine rağmen yani 3000'in üzerinde kullanıcıya ulaştık. Çok iyi. Sistem çok üzerinde. İyi. Çok iyi. Tebrik ederim. Yani peki Kayseri'den bahsettiniz. Orada da ayrı bir ekip mi var bu konu üzerinde çalışan? Tabii. Nasıl ilerliyor süreç? Tabii. Şimdi oraya biz her zaman ulaşamayacağımız için sorumlu yetkili kişilerimiz var. Evet. Onlar ilgileniyorlar. Taksi kayıtlarını yapıyorlar. Müşteri problemleriyle ilgileniyorlar. Aşamadıkları bir durum olduğunda da biz iletişime geçiyoruz. O zaman tüm operasyonu online tarafta burada yürütüyorsunuz. Sahada da yine aynı şekilde ekip üyeleri araştırma yapıp taksi kazanımı yapıyor. Kıbrıs biraz Ar-Ge merkezi olarak görüyoruz biz. Öyle mi? Evet, Kıbrıs Ar-Ge merkezi olarak gördüğümüz için hani hedeflerimiz arasında Türkiye'de yaygınlaşmak, birkaç şehirde hatta gene talep var. Bu sefer kendileri istiyorlar. Hani gelin burada başlayalım gibisinden. Türkiye'de de biraz büyüdükten sonra Avrupa'ya, Orta Asya'ya, Kanada'ya. Kanada'da da talep var. Hani istediler hani o taraflara da gitmeyi yani hedeflemek. Kullanıcı açısından baktığınız zaman yani şu anda bu tarz sistemler bayağı bir açılmaya başladı Türkiye'de de olsun. Yani şu anda benim girdiğim 6-7'ye yakın şey var bu konuda hizmet veren marka var. Sizi peki onlardan ayıran nedir? Baktığımız zaman yani teknolojisi mi, verdiğiniz hizmet mi, müşteriyle olan ilişki mi? Nasıl ayırıyorsunuz kendinizi onlardan? Yani biz 7/24 müşteri desteği vermekteyiz. Ve onlar yani müşterilerimizle alakalı sıkıntıların giderilmesine yönelik ciddi çaba sarf etmekteyiz. Ekstrasında onlara yani müşterilerimize vermiş olduğumuz kampanyalar sık ve bol. Açıkçası hani çok onlar sık planlıyorsunuz da evet çok çekilişler planlamaktayız. İşte 10 sürüş yapana işte bir ay içerisinde 10 sürüş yapan kişi işte kayıt altına alınıyor ve bir ay sonra bir çekiliş. Onların kullanma alışkanlıklarına göre hediyeler vereceksiniz herhalde. Evet, hediyeler vermeye hedeflemekteyiz. Peki pandemi döneminde biliyorsunuz işte sağlık açısından baktığımızda işte taksilerin iyileştirilmesi için çeşitli şeyler getirildi, argümanlar getirildi onlara. Bu konuda destek oluyor musunuz taksi şoförleri veya taksileri? Yani oradaki hijyenin sağlanması, işte bir Türkiye'de bildiğim kadarıyla bir kabin uygulaması var. Burada o tarz bir geliştirme yaptınız mı, destek oldunuz mu bu tarz konularda? Birkaç tanesine olduk. Çünkü hani ilk bir görmek istedik açıkçası. Sonrasında devlet zorunlu hale getirince taksiler genel itibariyle kendileri yaptırdılar. Aslında hedef olarak yapmayı planlıyorduk. Birkaç taksiye yaptık ama işte dediğim gibi hani zaten devlet zorunluluk getirince aniden yaptırdılar. Evet yani onun çünkü yapımı da biraz uzun sürüyordu. Evet çünkü yani taksicilerin de bildiğim kadarıyla aslında sıkıntıları çok fazla o noktada. Hani hem geçim tarafındaki sıkıntıları işte bu gelen mecbur uygulamalar vesaire falan. Siz de bu konuda anladığım kadarıyla onlara destek oluyorsunuz süreçleri içerisinde. Dediğim gibi hani maske, dezenfektan gibi şeyleri tedarik edebiliyorlar bizden. Nasıl oluyor peki süreç? Orada gidip birebir taksi duraklarıyla mı anlaşıyorsunuz yoksa şoförlerle mi yürütüyorsunuz süreci? İlk etapta biz gidiyorduk taksilere anlatıyorduk, taksicilere anlatıyorduk. Bizim sistemimiz bu şekilde işliyor gibi. Hani katılmak ister misiniz, denemek ister misiniz bu şey zamanında, pandemi zamanında. Çünkü yaptığımız araştırmaya göre yani ne kadar konuştuk? 50 taksi ile konuştuğumuzu hedefliyorduk. Zaten hedef 50 taksiydi Mausa içerisinde. Mausa da diyebilirim. %67 pandemi durumun zamanında boş geçiyorlardı, boş bekliyorlardı. Zamanını yani. Biraz kaybediyorlar. Çok etkin kullanamıyorlar. Gelende telefon müşterisi oluyordu. Evet. Veya burada kalan yabancı uyruklu öğrencilere gidiyorlardı. Hani bu şekilde hani onlara daha fazla destek olmaya da hedefledik. Hani denedik bak gördün falan gibisinden hani böyle sistemimizi deneyin. Tabii günün sonunda şöyle bir şey oldu. Kullandılar ve memnun kalan müşteri sayımız çok fazla. Artık kendi taksicilerimizi kullanarak yani onlar kendileri söylüyorlar. Ben böyle bir sisteme üyeyim. Sen de kayıt ol diye. Yeni taksiciler bize kendileri dahil olmak istiyorlar. Şu etaba geçmiş durumdayız yani. Peki geliştirme süreci bir kuruluş şu anda Dağ'ı Teknopark'ta faaliyet gösteriyorsunuz sanırım. Bununla ilgili gelecekle ilgili planlar nelerdir? Yani burada nasıl bir süreç ilerliyor Teknopark içerisinde? Size mentorluk mu yapıyorlar, destek mi oluyorlar süreçlerle alakalı? Nasıl bir çalışma var orada?
Tabii Teknopark aslında çok güzel bir oluşum. Evet. Hani bir özellikle startup için gerçekten paha biçilemez bir durum. Hani Teknopark'ta olmak. Nevzet Bey Teknopark'ın başında ve gerçekten bizimle çok ilgileniyor. Evet. Bizimle bize fikirler veriyor, bize mentorluk yapıyor. Hı hı. Projeler alıp bize paslamaya çalışıyor gerçekten hani bu konuda. Evet. Yani bu konuda gerçekten çok şanslıyız diyebiliriz Teknopark'ta çalıştığımız için. Tabii Teknopark'ın daha farklı özellikleri de var. Örneğin yeni startuplarla veya orada olan startuplarla ilişkileri girebiliyorsunuz. Evet. İlişkiler kurabiliyorsunuz ve çapraz pazarlama yapabiliyorsunuz. Bunlar çok büyük yani artı faktörler oluyor. Geçen hafta mesela BİTAKA ekibini ağırlamıştık burada. İTÜ Kuluçka Merkezi'nden bahsetmişlerdi. İşte Türkiye'deki ilk Kıbrıs'tan çıkan ilk girişimlerden biri. Böyle bir planınız var mı sizin de? Bir Kuluçka Merkezi üzerinden tabii ki yurt dışına açılma düşüncesi veya girişimleriniz var mı bu konuda? Tabii ki. Yani bizim istediğimiz dediğim gibi hani Temel Bey yurt dışına globale açılmak istiyoruz da bizim hedefimiz de bu. Bu şekilde yaptığımız planlamalar var elbette. Önümüzdeki dönemlerde Kuluçka Merkezi'nde Kuluçka Merkezi'nde hani böyle bir ofisimizi açıp bir şeyimizi açıp hani orada start vermek istiyoruz açıkçası. Yani burada bildiğim kadarıyla hani ilk başlangıçta işte bir melek yatırımcı veya yatırım fonuyla işler yürüyor. Evet. Bu desteği siz buradaki ihtiyacı nasıl karşılıyorsunuz? Maddi ihtiyaçlarınızı ne yönde hazırlıyorsunuz? Yani ufak yatırım aldınız mı mesela bugüne kadar şu ana kadar? Şu anda aldık diyemeyiz ama bekliyoruz aslında. Biraz kendi sermayemizden diyelim. Yani kendi yatırımcımız olduk diyebiliriz ilk etapta. Tabii ki yatırım konusunda birkaç kişiyle görüşmekteyiz. Yatırımcılarla, melek yatırımcılarla tabii ki görüşmelerimiz oluyor. Evet. Alternatifleri değerlendiriyoruz diyebiliriz. Açıyorum diyorsun. Açıyoruz evet, tabii ki. Hadi bakalım inşallah. Bol şanslar diliyoruz sizin şimdi bu noktada. Yani şimdi tabii burada biliyorsunuz yani bu tarz uygulamalarda hem taksiciyi memnun etmek hem kullanıcıları memnun etmek çok sıkıntılı. Evet. Bununla ilgili loyalty sistemleri yani bir bağlılık sistemlerini geliştirdik diyorsunuz. Hem taksici tarafından hem de kullanıcılara bir ödüller veriyorsunuz. Evet. Peki buradaki bu süreçleri yürüten bir ekip mi var arka tarafta? Yani görev dağılımınız nasıl? Şimdi Mehmet Bey yazılım tarafında yürütüyor. Siz pazarlama tarafında mısınız? Evet. Nasıl oluyor? Şimdi pazarlama tarafı dediğimiz zaman çok genel kalıyor. Evet. Daha çok taksicilerle hani taksicilerle ilgili uygulama alakalı sıkıntılarına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Gidiyoruz işte broşür dağıtıyoruz şeyde öğrencilere. Hani tabii pandemi döneminde yapmadık ama hani ondan öncesinde broşür dağıtıyorduk. Evet. Müşterilerle konuşuyoruz. Dediğim gibi kafelerle gidip anlaşıyoruz. Aslında çok genel bir şey bu pazarlama dediğim bir şey. Çünkü dediğiniz gibi Temel Bey yani iki tarafı da memnun etmek gerekiyor. Evet. Taksicileri memnun ederken bir yandan müşterileri şey yapmak hani engellemek olmuyor. Evet. Onları da memnun etmek gerek. İki taraflı çalışıyoruz dediğim gibi. Yaptığımız sistemlere daha da artıya koyarak devam edeceğiz tabii. Yani yapmış olduğumuz kampanyaları daha sıklıkla yani müşterinin kendi opsiyonunu seçebileceği bir kampanyalar düzenlemek istiyoruz. Aynı şekilde taksicilere vereceğimiz anlattığımızdan daha fazla var tabii ki. Yani tabii bunlar sadece buzdağının görünen kısmı diyebilirim. Evet. Daha fazla çalışmalarımız da mevcut taksicilerimiz için de. Bunlar sadece şu anda gündemimizde olup hani bitirmeye yakın olduğumuz çalışmalar. O yüzden hani memnun etmek peki, konusunda. Yani kullanım adetleri nasıl? Günlük sürüş ne kadar gerçekleşiyor? Yani şu anda dediğimiz gibi pandemi sürecinden dolayı turist sayısı bayağı bir azaldı. Öğrencilerin adada şu anda öğrenci yok. Turist yok. Yani bu yüzden hani pandemi sürecinin yani aslında en başta daha fazlaydı ama bu pandemi sürecinin daha da artmasıyla birlikte yani sürüş sayılarımızda açıkçası azalma oldu. Yani Kayseri'de herhalde daha hareketli bu durum. Tabii, aynen Kayseri'de daha hareketli. Kayseri'de günlük 20 diyebiliriz. 30 sürüş oluyor yani günlük. Yani şu anda test aşamasına rağmen gerçekten şu anda biz yazılımcılar olarak sistemi geliştirmeye devam ediyoruz. Yani buna rağmen test sürecinde gerçekten hani uygun sayıda yani sürüş isteği alıyoruz biz sistem üzerinden. Bir şeyden bahsettiniz bir önce farklı sınıflar koyduğunuzu söylediniz. Yani araç hem araç olarak hem de hizmet olarak. Bunlar neler? Yani sedan veya şey mi dediniz? Şu şekilde aslında yani bizim servis tiplerimiz işte sedan var, hatchback var. Yani bu servis tiplerinde yani araçlar farklılık gösteriyor. İçerisinde yani götürülebilecek müşteri sayısı farklılıkları var. Evet. Yani bunları yani biz sınıflandırmasını yaptık.
Bir de biliyorsunuz bizim hani Kıbrıs'a özel bir durum var. Hani güneyden de yurt dışına uçuş için taksi kullanıyorlar. Evet. Bunlarla ilgili farklı sınıflar mı oluşturuyorsunuz yoksa yine lokasyon işaretlemeli mi? Aslında öyle bir düşüncemiz var. Yani evet, farklı bir sınıflandırma oluşturup yani Kuzey Kıbrıs'tan güney tarafına yani yolcuyu götürmesini beklediğimiz yani şeyler var. Anlaşmış olduğumuz taksiciler var. Onların servislerini seçip uygun bir şekilde yani güney tarafına geçebilirler. Ekstra yani yapmış olduğumuz başka dediğiniz gibi Temel Bey başka çalışmalar da var. Örneğin şu anda kiliseyle anlaştık. Mansur'daki kiliseyle evet, anlaştık. Pazar günleri toplu bir şekilde bizim taksici uygulamasından gidebiliyorlar. Yani taksiye binerek kiliseye gidebiliyorlar ve gene indirimli fiyatla gidiyorlar. Yani taksimetre fiyatıyla gidiyorlar. Ekstrasında da yapmayı hedeflediğimiz bir toplama sistemi diyelim biz evet, buna. Daha tam adını koymadığımız için. Toplama sistemi nasıl işleyecek? Bir öğrenci diyelim ki havalimanına gitmek istiyor. Evet. Bütçem kısıtlı diyor. 4 kişi arıyorum diye bir sekme açıyor şeyde. Pencere açıyor şeyde evet, içinde, uygulamanın içinde. Ve uygulamadaki diğer kullanıcılara, mouse yakınlarındaki bildirim gidiyor. Evet. Bu saatte bugün Ercan Havalimanı'na gidecek işte 4 kişi aranıyor gibi sanırım. Evet. Eğer diğer yolcular da ben de gideceğim derlerse taksici onları topluyor ve toplu bir şekilde havalimanına bırakıp sabit bir fiyat mı yoksa ya taksimetreye bağlı olarak mı? Tabii ki. Yani taksimetreye bağlı. Her şey yasal sürecinde işleyecek. Peki girişimci gençler olarak yani baktığınız zaman nasıl ortam? Hani bir girişimci için Kıbrıs ideal bir ortam mı? Yani biraz önce yaşadığınız zorluklardan bahsettiniz mesela. Hani bunu biraz da hani uygulama dışına açacak olursak ne dersiniz? Girişimcilik yapılır mı Kıbrıs'ta? Ya yapılır neden yapılmasın? Yani aslında bu uygun ekibe bağlı aslında. Yani uygun ekip kurulduktan sonra aynı dili ekip içerisinde aynı dili konuştuktan sonra aynı hayalleri paylaştıktan sonra aslında yani bir fikir ortaya atıp bunu kıvılcımlandırıp yani bir projeye girişilebilir. Evet, burada anladım. Ben sanırım yanlış hatırlamıyorsam Demir Hoca size aslında tam ilk kıvılcımlandırıp söyleyecektim. Kendisine de selamlar eğer izliyorsa. Evet. Deniz Hoca geldiğinde bir kıvılcım ateşledi Kıbrıs genelinde ve o kıvılcım... Deniz Tuncal hocamız ilk programımızda konuğumuzdu. Evet, Kıbrıs'taki evet, girişimci ekosistemini kendisiyle görüşmüştük. O dönemde de sanırım işte siz de onunla tanışan aslında ilk yola çıkan ekiplerden evet, birisiniz. Evet, hatta Deniz Hocam'la ilk görüştüğümüz gün söylemişti. Ben inanıyorum neden burası bir Silikon Vadisi olmasın, Silikon Vadisi gibi bir yer olmasın demişti. Çok doğru bir söz bence. Neden olmasın? Biz yani yanı başımızda Güney Kıbrıs'ta bir unicorn çıktı, Viber. Evet. Biliyorsunuz yani bu ciddi bir şey aslında baktığınızda. Unicorn çıkartmak adadan. Evet. Ciddi bir çalışma. Biz neden çıkartamayalım? Tabii belli yani sıkıntılar yok değil. Elbette var. Örneğin adada iletişim sıkıntısı var. Startuplar evet, birbirlerini tanımıyorlar daha. Veya firmalar birbirleriyle düzgün iletişim kuramıyorlar. Yani bu yüzden de bilinmiyor kimin ne yaptığı. Ne yaptığı, evet. Evet. Yani bu da aslında bir network olarak doğru, sıkıntı haklısın, yaratıyor diğer firmalara. Yani network biliyorsunuz yani bir girişimcinin olmazsa evet, olmazıdır. Network olmadıktan sonra ancak küçük işler yapabilirsiniz. İleriye göremezsiniz, ileriye gidemezsiniz. Şey yani ihtiyacı görüp harekete evet, geçmek aslında. Aynen öyle. Ve o sıkıntı yaşayan insanlarla evet, bir araya gelip buna çözüm üretmek aslında. Tabii ki. Girişimcilik dediğimiz zaman evet, bu ortaya çıkmış oluyor. Yani, şimdi burada da gördüğüm kadarıyla yani bizim Kıbrıs'ta biliyorsunuz bütün gençler şikayet eder. Yapacak iş yok, yapacak hiçbir şey yok. İşte herkes bir memuriyet evet, hayali kurar, bir memur olayım rahat edeyim. Ama sizler gördüğüm kadarıyla daha üniversite döneminde girişimcilik dünyasına atılarak evet, kendi geleceğinizi şekillendirmeye çalışıyorsunuz. Evet. Ve ülke için bir şeyler geliştirmeye çalışıyorsunuz. Aslında dediğiniz gibi hani iş yok diyorlar tabii ki yani diğer öğrenciler de. Çünkü memuriyet kafası yani uzun süredir gelen bir olay. Aslında yapacak çok iş var. O kadar fazla var ki yani sayamazsınız. Çok niş bir pazar Kıbrıs. Çok yani böyle elverişli diyebilirim startup açısından. Evet. Birçok işi yapabilirsiniz. Birçok dünyadaki uygulamalara bakarak yani tekerleği tekrardan icat etmenin gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet. Dünyanın diğer taraflarına bakıp onların güzel uygulamalarını alıp Kıbrıs'a entegreleyebilirsiniz.
Yani bunları yapabilmek çok zor şeyler değil açıkçası. Sahadaki ihtiyacı görmek aslında sizin de taksicideki yaşadığınız konu buydu. Yani evet. Taksi bulamayınca böyle bir uygulama neden olmasın deyip görürse onunla harekete geçiriz. Peki taksici dışında başka bu tarz girişimleriniz veya yaptığınız geçmişte veya yapmayı planladığınız çalışmalar var mı? Evet, taksiciden önce Quisp adında bir firma kurmuştum. Ortaklarımla beraber yine 3 ortaktık. Akıllı sera otomasyon projeleri yapıyorduk. Evet. Seraları iyileştirmeye yönelik. Seralardaki üretim kapasitesini, verimliliğini arttırmaya yönelik. İşte yapay zeka kullanarak, yapraklarına bakarak bitkilerin ne hastalıklar olduğunu gösteren, nasıl bir yol izlemesi gerektiğini, anlık seranın içerisindeki havalandırmayı açıp kapatabilen, sıcaklığını gösteren, anlık yani. Bunlar bitkiler için çok önemli olduğu için hepsini entegrelemeyi başarmıştık. Evet. Tabii ki işin diğer önceki sorduğunuz soruya geliyorum tekrardan. Kıbrıs'taki sıkıntılardan kaynaklanarak QSB fail olmuştu. Evet. Çünkü aslında baktığınız zaman çok iyi bir pazar. Para kazanılması çok yani olağan dışı olmayan bir şey. Parayı mutlaka kazanıyorsunuz. Ama çünkü dünyada bunun genel örnekleri de var. Hollanda gibi küçük bir ülkede dünyadaki en büyük domates üreten ülkesi oldular yani. Baktığınız zaman Güneş yok yani. Güneş olmayan bir ülkede bunu başardılar. Evet. Yani şimdi günün sonunda gene Kıbrıs'taki sıkıntılara çıkıyor. Bir malzeme gerekiyor. Sipariş veriyorsunuz. Nereden baksanız bir ay sonra elinize geliyor. İki ay sonra elinize geliyor. Evet. Fiyatlar çok yüksek. Gümrüğe takılıyor. Bir de en büyük sıkıntı yani GPS sistemiyle çalıştığımız için gidip o sistemleri BTK'dan kaydettirmek gerekiyor. Evet. Yani ve onların da fiyatları pahalı. Aslına baktığınız zaman. Yani aslında birçok fon var, birçok şey var, destek var bu konularda. Bunlara başvuruyor musunuz? Başvurduğumuz oldu, evet. Başvurduklarımız oldu. Çok iyi. Peki şey tarafında bahsettiğiniz gibi, şimdi yazılımı siz burada geliştiriyorsunuz. Evet. Yazılımcı farklı dillerde uzman kişilere ulaşmakta zorluk çekiyor musunuz? Yani daha çok üniversite ortamındaki arkadaşlarınızdan mı faydalı olmuşsunuz yoksa sahadaki diğer yazılımcılar bilgisayar mühendislerine mi ulaşmaya çalışıyorsunuz? Yani aslında danıştığımız kişiler var. Yani tamamıyla biz sıfırdan yazdık uygulamayı. Yani zor bir süreçti. Yani bazı konularda gerçekten destek aldığımız da oldu. Yani başka farklı şirketlerden destek aldık açıkçası. Evet. Yani nasıl yazabiliriz? Mesela performans konularında nasıl iyileştirmeler yapabiliriz? Bu konularda yani destek aldığımız oldu. Okulda peki diğer arkadaşlardan ilgi var mı projeye? Yani gelip sizinle çalışayım, staj yapayım gibi talepler oluyor mu? Yani aslında şey değil de projeyi merak ediyorlar. Nasıl yazdığımızı merak ediyorlar aslında. Yani nasıl geliştirdik? Yani yani aslında 9 ay bu projeyi geliştirmek için kısa bir süre. Yani ekibimiz kısıtlı. Yani kısıtlı bir ekipte biz hem sunucu tarafını yazdık. Aynı zamanda mobil uygulamalarımızı yazdık. Halen daha geliştirmelere devam ediyoruz. Evet. Bunun yanında belirlediğimiz fonksiyonelliklerin dışında müşterilerimizi dinliyoruz, taksicileri dinliyoruz. Yani onların da düşüncelerini alıp aynı şekilde sistemi geliştiriyoruz. Çok iyi. Çok yani iyi. Bayağı önemli olan bu herhalde. Yani ihtiyacı görüp dinleyip onun üzerine geliştirme yapmak herhalde değil mi? Tabii ki. Çünkü sistemdeki en büyük sıkıntıları hani onlar da görebiliyorlar. Yani onlar görüyorlar aslında ve diyorlar ki bu olsaydı güzel olurdu. Evet. Sonra bakıyorsunuz gerçekten güzel bir fikir. Biz bunu gerçekleştirelim deyip gerçekleştiriyoruz. Hani kupon uygulaması mesela. Evet. Çok gerçekten hani müşterilerin ihtiyacını, talebini çeken, hani böyle bir dikkat çeken. İlgi gösterdiği. Tabii ilgi gösterdiler, bayağı ilgi gösterdiler. Evet. Yani bu gibi sistemleri gerçekleştiriyoruz yani. Evet, çok iyi. Yani burada siz peki diğer okuldan gelen arkadaşları alıyor musunuz? Ekip için yetiştiriyor musunuz yoksa? Ya ileride düşünüyoruz aslında. İleride düşünüyoruz aslında. Evet. Biraz onun da sıkıntısını çekiyoruz yani o konuda. Çünkü pazarlama alanında bir yere gidilecek oluyor. Birkaç kişi lazım. Evet. Mesela Mehmet geliyor, yazılım yapması gerekiyor ama o zaman yazılım yapamıyor. Hasan geliyor gene yazılım yapması gerekiyor, yapamıyor. Beraber hani bir yere gidiyoruz veya tek kalıyorsunuz. Bir yere gittiğiniz zaman yani problem oluyor. Ekibin büyümesi gerekiyor. Yani biz şu anda hem yazılımı yazıyoruz, hem teste çıkıyoruz, hem döküman yazıyoruz. Yani birden fazla aslında işi yapıyoruz. Yani. Evet. Yani bizim planı güncel tutmak lazım. İleriye yönelik daha büyük planlar yapmak lazım. Finansal tarafını yönetmek lazım gibi birçok olayla uğraşıyoruz. Ekip yani burada biraz az kalıyor ama ilerleyen dönemlerde gerçekten hani
ekibimizle büyütmeyi hedeflemekteyiz. Şimdi mesela burada aslında yani ben de şimdi bir öğrenci kafasıyla baktığım zaman işte bir kocaman bir program yani zor muydu yazmak yani aslında biraz çocuklar aslında gençler bunu gözlerinde büyütüyorlar. Yani böyle bir projeye başlarken veya işe başlarken hani ben nasıl başlayacağım, nasıl bitireceğim? Sizde süreç nasıl gelişti burada? Aslında bizde ekip olarak bir araştırmacı ruhu hakimdi. Evet. Yani biz örnek projeleri inceledik. Yani daha öncesinden de tabii deneyimimiz var. Yani öğrenci olmamıza rağmen gönüllü olarak çalıştığımız yerler oldu. Orada da deneyimler elde ettik. Evet. Örnek projeleri, dünyadaki trendleri inceledik. Örnek projeleri inceleyip yani ona göre araştırmalar yaparak projeyi yazdık yani aslında. Önemli olan niyet diye bir cümle var ya. Evet. Hani bir şey yani önemli olan niyet gerçekten hani ona başladıktan sonra sonunu düşünmeden devam ediyorsunuz. En nihayetinde oraya ulaştığınız zaman gerçekten başarılabiliyormuş diyorsunuz. Yani QSP'de battık dediniz. Aslında bu sizin için çok büyük bir ders oldu. Evet. Oradan ders çıkarmış oldunuz aslında ikinci şey için, yani proje için. Hiç kimse ilk etapta %100 başarıya ulaşamaz yani. Hani illa bir basamakları çıkmak gerekiyor diye düşünüyorum. Başaramadıktan sonra bir daha denemek. Kalkıp ayağa yani düşmekten korkmamak aslında buradaki girişimcinin en büyük olayı bu diye düşünüyorum. Gençler için evet çok önemli. Yani orada korkak davranmamak lazım. Evet. Harekete geçmek. Cesaret ve özgüven istiyor aslında. Değil projeye girişmeden önce. Doğru, çok haklısın. Ya burada tabii baktığımız zaman süreçlere alıp yürütmek, bir noktaya getirmek, işte bunun çalışır duruma gelmesi, insan aslında burada şevk vermeye başlıyor bir noktadan sonra. Hani şu anda mesela sahada çalışan bir uygulamanız var. Birebir canlı hem taktik tarafından hem bununla ilgili geri dönüşler alıyorsunuz. Bunları programınıza, uygulamanıza yansıtıyorsunuz. Evet. Aslında bu sizin için çok büyük bir deneyim. Yani bu ve bundan sonraki projeler için çok büyük bir deneyim kazanıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz genelde bittiği zaman üniversite insanlar işte tecrübeli kişiler arıyorlar veya sıfır tecrübeli çıkıyorlar. Evet. Siz aslında bu süreci şu anda hem okuyarak hem de bu uygulama üzerinde çalışarak atlatmış oluyorsunuz. Evet. Yani bir anlamda kariyerinizi, ilk adımlarınızı bu noktada atmaya başladınız daha öğrenciyken. Tabii ya aslında Temel Bey hani hocalarımızın desteği de çok fazla, okulumuzun desteği de çok fazla. Evet. Okulumuz ilgileniyor. Hani her zaman bir kapı açıyorlar, bir şekilde bir kolaylaştırıyorlar işi yani. Hı-hı. Gerçekten o konularda da şanslıyız da diyebilirim. Yani öğrencilerin korkmaması lazım. Bir fikirleri varsa onu dile getirmeleri lazım ve çalışmaya başlamaları lazım. Evet. Yani buna inanıyoruz biz. Çok iyi, tebrik ederim hakikaten. Peki biliyorsunuz Kıbrıs'ta yeni yeni gelişmeye başlayan bir Kuzey Kıbrıs'ta bir girişimcilik ekosistemi var. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası. Fiber interneti getirsin diye istiyoruz. Artık en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Yani artık öyle olacak yani. Şurada programın arka tarafına yazacağım fiber internet istiyoruz. Yani gerçekten bizim bizim programın neredeyse mottosu oldu yani bu yani konu. Özellikle pandemi döneminde yani biz yazılımcı olarak bayağı bir zorluk çektik. Evet. Yani internet yok, teknoparka gidemiyoruz, evde evimize gelen internetleri doğru düzgün değil. Yani bayağı bir aslında zorluk çektik bu süreçte. Yani. Sahada da sıkıntılar yaşıyoruz. Hı-hı. Çünkü internet bazen çekmiyor. Evet. Çekmeyince müşteriye ulaşamıyor. Evet. Müşteri taksiciye ulaşamıyor. Arada kopukluk oluyor internetten Hı-hı. kaynaklanan ve hani arayıp bizi ya işte benim müşterime ne oldu gibisinden soru soruyorlar. Evet. Aslında bunun en büyük cevabı internet. İnternet. Evet. Yani bizim sistem internetle çalıştığı için aslında baktığınızda en büyük ihtiyacımız bizim internet oluyor. Yani evet, ekosistemin en büyük ihtiyacı internet diyoruz. Dijital altyapı bir an önce bunun gelişmesi. Kesinlikle. Ülkenin çok daha iyi, çok daha hızlı megabitlere ulaşan bir internet ağına ihtiyacımız var. Kesinlikle. İnşallah sesimizi duyarlar. Her programda bunu tekrarlıyoruz açıkçası. İnşallah. Yetkililere isteğimizi iletiyoruz. Yani o zaman hadi interneti hallettik diyelim kısa vadede. Sonrası için yani Kıbrıs'ta böyle bir ekosistemin oluşması için biliyorsunuz buradan çok fazla bir beyin göçü oluyor. Yani gençler hep yurt dışına gideyim, Türkiye'ye gideyim, İngiltere'ye gideyim. Yani yurt dışına çalışmaya gidiyor. Sizin düşünceniz nedir? Yani yine bir yurt dışına açılma isteği mi var yoksa adada mı kalmak isteğiniz? Tabii ki Ar-Ge merkezimiz adada. Yani yani Made in Northside Rus hani şey değil. Yani buradan göçelim gidelim istemiyoruz tabii ki biz de adamızda. Yeter ki çalışacak altyapı olsun. Çalışacak altyapı olsun. Yani yeter ki burada güzel bir ortam yaratabilelim. Yani startuplar birbirlerini tanıyabilsinler, beraber iş yapıyor olabilsinler. Firmalar daha çok birleşsin, görüşsün, iş yapsınlar, çapraz pazarlamalarını kuvvetlendirsinler. Evet. Bunları girişimcilik inisiyatifi bence yani başaracaktır diye düşünüyorum. Zamanında Clubhouse patladığı zamanlardaki hani o
dönemi hatırlıyorum bir. Gerçekten şahane rakamlar, şahane konuklar, güzel fikirleri olan insanlar. İlgi çok fazla. Evet, yani mükemmeldi yani. Çok zevkliydi. Aslında yani elimizde çok potansiyel olan bir ülke var. Evet. Gençler var. Bu gençleri iyi değerlendirmek lazım. Ya aslında halkı bilinçlendirmek lazım. Evet. Yani gündemde daha çok siyasetten başka bir şey yok aslında. Hı-hı. Yani bunun yanında yani girişimcilik meselesi. Neler oluyor? Aynen. Kıbrıs meselesini bir türlü aşamadık zaten. Evet. Yani bunun yanında girişimcilik konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor. Doğru, yani yan tarafımızda neler olup bittiğini kimse farkında değil. Yani Burak'ın örnek verdiği gibi Viber uygulaması. Viber uygulaması Güney Kıbrıs'tan çıkmış bir uygulama. Ve yaklaşık 900 milyon dolar gibi bir satış miktarı yani mevcut. Yani ben de geçen baktığım bunun rakamlara şu ana kadar 500, yani 2021 için 500 milyon dolara yakın bir fon oluşmuş diğer tarafta ve bunu arttırmak için devam ediyorlar. Ve nereden baksanız Türkiye'nin fonuyla yarışacak halde Güney Kıbrıs. Yani yan tarafı görmek de lazım. Hani onların da ne yaptığının bilincinde olup farkında olup takip ediyorsunuz ama. Tabii dünyayı takip ediyoruz. Hani bu girişimci sadece bir noktada kalmamalı bence. Evet, tüm dünyayla ilgilenmek lazım. Tabii. Yani inşallah bizim Türk tarafında da Kuzey Kıbrıs'ta da bu tarz altyapının oluşmasıyla beraber fonların gelmesi, girişimcilerin çoğalması, girişimlerin çoğalmasıyla beraber bu ekosistem bir şekilde oluşacaklar. Evet, yani programımızın sonuna geliyoruz. İsterseniz son sözlerinizi alayım sizden. Buyurun Burak Bey. Çok keyifli bir sohbet oldu Temel Bey. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Gerçekten davet ettiğiniz için çok teşekkürler. Buradan da gençlere örnek olabildiysek ne mutlu bize. Vallahi aslında ben kendi adıma sizi tebrik etmek istiyorum. Yani bu kısacık dönemde, yani hala da üniversitede okurken yani bu kadar yokluğun içerisinde bir uygulama ortaya çıkardınız ve bunu çok güzel ilerletiyorsunuz. Türkiye'de de bunun ilk adımlarını atmaya başladınız. Yolunuz açık olsun diyorum yani. Sizleri tebrik ediyorum bu girişimin için. Tüm ekibi aynı zamanda. Burada olan olmayan tüm ekibi tebrik ediyorum. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim Temel Bey. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine farklı konu ve konuklarımızla buluşmak üzere. İyi akşamlar. Dünya soluk alıyor. Büyük oranda akciğerler olan ormanların sağladığı oksijen sayesinde.